Sinancığım. Hazırım aslanım. Arkadaşların puanlarını kullandılar. Hadi sana da soralım, kaç bekliyorsun? Ben en az 5 bekliyorum, o da son rakam en zaten az aslan. Mı? Evet. Yani 5'i bekliyorum diyorsun. 5'i bekliyorum aslanım. 5'i görmezsen? Biraz tepkimi göstereceğim. Yapma ya. Evet. Senden böyle bir tepki falan 28 beklemiyorum 28 çeşit yemek yaptık aslanım. Ben de yardım ettim, hani tamamen şunu ben yaptım diyemem ama iç harçlarını ben hazırladım. Kapı kapı gittim aldım. Dur hemen başlama, dur bakalım kızlar ne diyecek, belki 5 verdi. İnşallah, inşallah aslanım. Yani. Evet, Canancığım senden başlayalım ablacığım. Önce sebepleri ardından da puanın. Reyhan teşekkür ederiz her şey için. Ya 15 günlük evlisin ama biraz evinde yani showroom havası var açıkçası. Showroom. Tabii ki evet yani eksiklikler olabilir ama böyle kendi dokunuşlarını ben açıkçası görmek isterdim. Yani şeyi de söyledin hani evet daha eksikliklerim var ama sen kendin de ben hani çok fazla mesela atıyorum yatak odasının üzerinde o zaman da söylemiştim hiçbir şey koymamanı. Hani mutfakta ben kendi dokunuşlarım vardı. Heh, geleceğim. Sevmiyorum şeklinde söylemiştin. Yani salonuna baktığımda salonunu böyle beğendim diyebilirim ama burada da hani beğenmediğim şey hani o boğuldum havası yani beni birazcık rahatsız etti. Mutfakta da evet kendi dokunuşlarım vardı açıkçası ama orada tekrardan yani şimdi de belirtiyorum orada da belirtmiştim. Yani o baharat seti ya benim aklımdan çıkmıyor gerçekten. Çok dikkat çekiyor, çok mutfağından alakasız. Hani zevkini mutfağında belki görebilirdim evet ama yani oradaki kupaları, İşte baharat seti ya beni çok rahatsız etti. O şekilde aslanım. Baharat seti için hiç katılmıyorum aslanım. Çeşme gerçekten tek başına. Katılmıyorsun ya? Çeşmenin kendi yanlarında goldluk desenleri vardı. Ben şimdi onu oraya tek başına bıraksaydım bu tek başına ne alaka burada diyeceklerdi. Ben de ona uygun oraya baharatlık aldım. Arkadaş olsunlar istemiş. Evet. Almış. Ya keşke onu da boyasaydı. Hep boyamaktan bahsediyor ya. Ya bak bana ben şu ona an gold desen de babam almış bana. Ben konuşabilir miyim? Bana hani desen ki ya evet ben de belki onu değiştirebilirim. Cidden anlayacaktım ama hayır ben bunu beğeniyorum diyorsun ya çok şaşırıyorum şu an. Evet çok samimi beğeniyorum çünkü ben beğenerek aldım onu. Anladım. Beğendim şimdi neden beğenmedim diyeyim. Anladım tamam. İşte peki puanını olsa görelim Canan. Tamam. Sonra puanın üzerine konuşuruz. Tamam. Benim sana puanım 2. Sen ciddi misin ya? Evet. Sen bir baharatlıktan mı kırdın o kadar puanı? Yo ben genel neyden olarak kırdın? Söyledim şovruma benzer. Ben senin şimdi çeşitlerine de bakacağım. Tamam. Çeyizine de bakacağım. Çok merak ediyorum acaba yalnız nasıl bir ev çıkartacaksın? Yalnız konuşuyorsun. Yo Reyhan. Tehdit değil. Evet. Bu evi beğenmediysen demek senin evin üst modeli herhalde. Yo estağfurullah ben sen evet kaç senelik evlisin? Bir yıllık evliyim. Ben kaç günlüğüm? Yo hiç alakası benim yok. Benim elimde tabii ki eksikler olacak. Ben eksiklikler olduğunu zaten hani kabul ediyorum ama kendin sen dedin ki Reyhan. Bu odanın fazla nerede buldun ya sen? Efendim? Bu odanın neresinde buldun sen? Reyhan şunu söyleyeceğim yani bence gerilme. Nasıl yani, ama gerilmeyecek bir puan var Reyhan, mı orada? İstediğim puanı verebilirim. Ayrıca benim günüm gelmemiş olabilir ama kaç gündür herkesi sürekli eleştiriyorsun. Tamam ben eleştirecek kimsenin avukatı eleştiriyorum evet. Evet ben kimsenin avukatı değilim. Ben de eleştirilecek şeyler gördüm. O yüzden eleştiriyorum demek ki bu en doğal hakkım yani. Ben seni bana haksızlık yaptığını düşünüyorum. Yok haksızlık yapmadım gayet kendim içimden gelen puanı verdim. Evet 2 puan verdi Canan sana.